Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates çanağında et yapıyorum. Öncelikle patatesleri soyuyorum. Ben bu tarif için 5 tane patates kullandım. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Soyduğum patatesleri haşlamak için doğruyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Patateslerin üzerine 1 litre kadar su ilave ediyorum. Tuz ekliyorum ve kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Patatesleri ocağa alıyorum. 1 adet soğanı küçük küçük ve küp küp doğruyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Doğradığım soğanları tavaya alıyorum. Soğanların üzerine ayçiçek yağı ekliyorum. Ardından 1 adet kırmızı biberi videodaki gibi doğruyorum. Ben yazın dondurucuya biber atmıştım, onu kullandım. Dilerseniz biber eklemeyebilirsiniz. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımın tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz. Tavayı ocağa alıyorum. Soğanları karıştırıyorum. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Soğanlar hafif kavrulunca üzerine doğradığım biberleri ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Akşam yemeğine gelecek misafirleriniz için değişik tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bir diş sarımsağı sarımsak ezici yardımıyla eziyorum. Bu tarifi yiyenler çok beğendiğini söylüyor. Ve karıştırıyorum. İki yemek kaşığı lüten sayı ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bu tarif sayesinde çok şık sunumlar yapabilirsiniz. Küçük küçük doğranmış bir kase dolusu eti tavaya alıyorum ve iyice karıştırıyorum. Ben bu tarif için yaklaşık 100 gram et kullandım. Tuz ekliyorum. Ardından karabiber ekliyorum. Ve biraz pul biber ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu yemeği yiyen misafirleriniz mutlaka tarifini soracak.
2 çay kaşığı kekik atıyorum ve karıştırıyorum. Bu lezzete bayılacaksınız. Bir tutam dereotunu ince ince doğruyorum. Oldukça kolay olan ve aynı zamanda göz doyuran bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Haşladığım patatesleri patates ezici yardımıyla eziyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ezdiğim patateslerin üzerine ince ince doğradığım dereotlarını ilave ediyorum. Ardından kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra patatesleri elle yoğuruyorum. Bu tarifi yaptığınızda daha önce neden yapmadığınız için pişman olacaksınız. Hazırladığım patatesli harçtan toplar yapıyorum. Ben bütün harcı 6'ya bölerek 6 top yapmayı tercih ettim. Siz daha büyük ya da daha küçük toplar yapmak isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. 100 gram kaşar peynirini rendenin ince kısmıyla rendeliyorum. Bu tarif damaklarda şölen yaratacak. Hazırladığım topların videodaki gibi ortasını açtırıyorum. Kenarlarının kırılmaması için çok bastırmamak ve yavaş hareket etmek önemli. Hala bu tarifi denemediyseniz mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Patates çanaklarım hazır. Hazırladığım patates çanaklarının içerisine rendelemiş olduğum kaşarlardan biraz koyuyorum. Hazırlamış olduğum eti patates çanaklarının içerisine koyuyorum. Bütün patates çanaklarını etle dolduruyorum. Bu tarifi yaptığınızda misafirleriniz tarif karşısında mest olacak. Bu tarifi pratik olarak yapabilirsiniz. Ardından patates çanaklarının üzerine bolca kaşar peyniri koyuyorum. Şekli sayesinde bu tarif çocukların dikkatini çekecek. Et yemeyen ya da sevmeyen çocuklarınız bu tarif sayesinde kolaylıkla et yiyecek. ...190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Patates çanağındaki et tarifim hazır. Bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Tarif defterinize bu tarifi mutlaka not alın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.